Bey, bir şey merak ediyorum. Üzülüyorum, beğenmek istiyorum dediniz. Sonuçta bir yarışmadasınız. Neden üzülüyorsunuz? Böyle bir yetiştiremedi, kıyafetini giyemedi, böyle bir terli gördüm. Çok uğraşmış o yüzden aslında. Emek vermiş. Hani emek verdiği için kötü yorum yaparken de bir taraftan da üzülüyorum, yapmak istemiyorum. Ama bu sefer de beğenmediğim bir şeyi de beğendim diyemiyorum. Üzülüyorum derken sanki bir acizlik hissettim. Ben aciz değilim, kusura bakmayın ama yani üzülmenize gerek yok. Ben öyle bir şey demedim ama. Yetiştiremeyebilir misiniz de yetiştiremeyebilirsiniz. Biz de sizle görüşürüz o zaman. Yetiştirmediğiniz zaman siz de bana istediğiniz kadar savurabilirsiniz. Sanki ben aciz biriyim söylediniz. Yok, ben bütün eleştirileri açığım. İstediğiniz kadar gerçekten çok üzüldüm. Yerip çıkarabilirsiniz masaya. No problem. Verdiğiniz için emekler saygıyla biz de işte bahsediyoruz. Emek işi. Aynen öyle, emek veriliyor bunlara. Tabii ki de. Bilirsin. Peki de. Soner, bitti mi senin? Bitti. Ben dediğim gibi Emine Hanım, yani hamurunuz bence çok güzel olmuş. Yani çünkü el açması, ona saygısızlık yapmak istemem. Ama içinin harcını ben hani kendimce söylüyorum, kendim evde yapsam daha soğanı karamelize edip daha yani şey geldi, soğan az geldi bana, evet. Soğanı az, ben de yoğun doldurdum yani, doğradım, çok yani doldurdum hani, ama. Onun dışında ama güzel olmuş, ellerinize afiyet sağlık, olsun. Teşekkür ederim. Halbuki sen malzemeleri çok yoğun kullandın. Evet. Çok, siz de söylediniz bu kadar soğan koymayı. Hatta ben ay ne kadar çok koyuyorsun, ne kadar soğan, ne kadar bilmem, bir sürü laf ettim. Bak şimdi soğan arıyorlar içinde. Çok koydun halbuki sen. Ben beğendim, sana katılıyorum. İnceliğine çok güzel bir açıklama getirdin. Acaba içine nişasta koymayı unuttuğunuz için mi böyle oldu börek? Nişastayla açılıyor tabii. Nişastayla açtığım için onunla açtım. Nişasta unuttunuz, marketten mi almayı evet, unuttunuz? Evet, marketten almayı unuttum. Siz hiçbir şeyi kaçırmayın da siz. Her şeyi yetiştirin yani. Şimdi içinde nişastası da eksik böreğimizin. Evet, nişastayla. Belki nişastayla olsa daha hamurun belki. Hamurun ayrılma nedeni ondan mı? Yani yok, daha çok böyle parça parça olması. Yok, ilk nişastayla dolduğunda böyle parçalar. Her parçalar. Aynı parçayı görebilirsiniz. Bir de Emine Hanım bize beğenmemek için gelmişsiniz diyor ama Seda Hanım da maşallah hepsini beğendi yiyor. Evet. Beğendim diyor. Hiç ona bir yorum getirmiyorsunuz. Sorun ben de değil sizde. Sorun ben de değil sizde. Ben yarışmıyorum. Daha iyisine layıkmışsınız. Değil mi? Yani biraz sorun daha kalın değil. Olsaydı özelliği o dediniz ama ben biraz daha kalın tercih ederdim. Demek ki yufkanın özelliğinden öyle dediniz. Onun için bir şey diyemiyorum ama ben çok beğenemedim. Eliniz emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Ne diyeyim? En avantajlı benim, yarışmadığım için. Ama puan veriyorsunuz Seda Hanım. Veriyorum. Ben hakkaniyetli olduğuma da inanıyorum. Seda Hanım, biz de hakkaniyetli olduğumuza inanıyoruz. Gerçekten hiçbir hayır, şekilde... Sizin yaptığınız evet. Yorumlara söylediğim bir şey yok. Tabii ki siz yarışıyorsunuz. Evet. Mesela Özlemciğim, sen bunun daha iyisini yapıyor olabilirsin. Nalan, sen çok daha başka bir şey arasacak evet. Düşünebilirsin. Soner, sen öyle. Hamit öyle. Siz yarışıyorsunuz. Evet. Emine şu an sizin... Soner rakip. Her ne kadar kimseyi rakip görmüyorum dese de rakibiniz. Tabii ki de. Ve şey bir kadın, eli lezzetli de bir kadın. Hani bazen bazı şeyler tutturulamayabilir. Ben bunun dışındayım. Beni karıştırmayın. Yiyin birbirinizi. Özlem Hanım, siz sunuma çok önem veriyordunuz. Sizce önünüze gelen bir börek tabağı mıydı? Hayır değil. Bu tamamen bir çorba tabağı. Ana yemek tabağı. Ana yemek tabağıdır bu. Bunda ana yemek sunulur. Sulu ana yemekler sunulur. Evet, evet. Ben küçük servis tabağı beklerdim. Kesinlikle takılıyorum. Bunu da söyleyecektim. Böreğin sertliğine ve inceliğine takıldığım için onu atladım Emine Hanımcığım. Bu yemek tabağı neden bunu kullandınız? Ben oraya hazırladım. Evet. Ama unuttum. Ah Emine Hanımcığım, bugün her şeyi unuttunuz ama. Evet ya, oraya nasıl hazırladım olacak? Aslında. Ben evet. Hem tatlınınkini hem böreğinkini hazırladım. Yarışsız. Efendim? Börekler geldiğinde sen dedin ya, nasıl buldunuz? Şimdi ben karışmak istemedim. Herkes yorumunu yaptı. Ortalığı karıştırıyor gibi görünmeyeyim diye. Peki tabak doğru mu demedim kimseye. Sen duramadın bak yine. Sen evet, ortalığı yok. Karıştırdın. Biz de fark ettik. Ben yapmadım. Ben değil, kameraman arkadaşım merak etti. Gözlerinden kaçmamış. Bizim kaçmış olsa da. Ben hazırlamıştım, unuttum. O da bilmez. Bir de Emine Hanım bize beğenmemek için geldiniz diyor ama yani onu unutmuş, bunu unutmuş.